Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Rica ederiz. Bugün sizlerle ikinci röportajımız. Bu arada zaten sevdim. Ekran başında izleyicilerimize. Çok ciddi misafirler ve iletişimler kaydettiniz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tanıyalım Ahmet Bey'i. Kimdir Ahmet Bey? Sektörle tanışma hikayesi. Tabii. İsim Ahmet Öksüz. 1986 Afyon doğumluyum. Evet. Sektörü üçüncü kuşak sayılırız. Üçüncü kuşak olarak devam ediyoruz. Bu şirket yaklaşık 10 yıl oldu kuralı. Şirketimiz 10 yıl oldu. Evet. Travertin üzerine devam etmekteyiz. Travertin ocağımız var Manisa Kula'da. Merkez neresi? Manisa Kula'da. Manisa Kula. Evet, Manisa Kula'da. Tabii üretim, blok üretimi, ham madde olarak aynı anda fabrika üretimi, bunların tamamı tek noktada Manisa Kula'da yapılmakta. Evet, siz de bu bayrağı ileriye doğru taşıyorsunuz. İnşallah, inşallah, tabii ki. Şimdi ürün yelpazesi çok geniş gerçekten. Traverten'de hemen hemen her ürünü üretiyoruz diyebilirim yani, evet, renk olarak. Tabii ki. Yani neler var? Tabii ki. Tabii ki. Kısaca anlatayım. Traverten doğal bir taş. Dünya üzerinde rağbet gören, Avrupa'da, Amerika'da, Orta Doğu'da, Çin'de vesaire dünyanın hemen hemen her yerinde rağbet gören bir ürün. Rağbet görmesinin sebebi daha doğal bir ürün. Yani doğal derken bir diğer taşlardan farkı var. Böyle insanın elektriğini alıyor, enerjisini alıyor. Belki buradaki enerji bu anlattığınız ölçü olabilir. Olabilir. Ben içeri girdim. Olabilir. Enerjiyi hissetmiştim gerçekten. Evet. Yani ben çok evet. Samimiyetim de sevmiş. Evet. Size biri tanıyorum. Evet. Standlarımızda gördüğünüz gibi taş çok taş var yani. Ciddi anlamda taş kullandık. Tabii etki yapıyor yani. İnsanlar traverteni havuz kenarlarında, bina cephe kaplamalarında, sonra evlerin banyosunda, mutfağında, lavabosunda her yerde kullanabiliyor. Çok geniş konsepti olan bir ürün. Her yere uygun bir ürün aslında. Aynen, yani bunu uygun. Söyleyebiliriz. Her yere uygun. Çok güzel bir ürün. Doğal, renk homojenliği sağlıyor. Dış cephe kaplamalarında çok güzel bir görseli var. İç cephe kaplamalarında, yer montajlarında. Aa. Ciddi anlamda çok faydalı. İnsanın elektriğini alıyor diyelim yani. Öyle bir taş yani. Bu doğru. Ben bunu net bir şekilde söyleyebiliriz gerçekten ama şunu merak ediyorum. Buyurun. Sektörde çok ciddi bir istikrarınız var. Evet. Tabii ki bir zemin vardı ama bu başarınızın sırrı ne? Yani bu istikrarın sebebi. Evet. Şimdi şöyle biz başlangıç olarak şirketimizde prensibimiz dürüst, doğru, kaliteli ürünler sergilemek ve ürünlerimizin kalitesini her geçen gün arttırmak. Bizim için hedef bu. Müşteri memnuniyeti, müşterilerimizin ürünü verdikten sonraki memnuniyeti de bizim için önemli. Şundan dolayı, çünkü ürünü satmak yetmiyor. Arka plandaki devamlılığı, bunun müşteriye ulaştıktan sonraki, ola ki bir sorun olduğunu onu çözebilmek vesaire. Bunlar da önemli. Tabii bunları yapınca, bu hizmetleri karşılayınca, aradaki üretim kalitesini arttırınca arkası geliyor ve büyümeye başlıyorsunuz. Büyümenin sebebi bu. Yani siz kaliteli, dürüst, müşteriye odaklı hizmeti gerçekleştirdiğinizde karşı taraf sizden sürekli taleplerini arttırmaya başlıyor. Evet. Yani önce hizmet, sonra ticaret. Aynen. Önce hizmet. Biz karşıyı memnun edeceğiz. Müşteri bizden memnun olacak. Evet. Arkası geliyor. Problem yok yani. Zaten onların mutluluğu da sizi mutlu ediyordur. Kesinlikle. Size teşekkür etmeli. Yani çok memnun olduk demeleri ayrı bir keyif veriyordur aynen size. Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. Fuardayız. Evet. Çok keyifli bir stand kurmuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Göz kamaştırıyor diyebiliriz. Çok sağ olun. Ama şunu merak ediyorum. Fuarları çok özlemişiz. Aynen öyle. Kaç yıldır? Biraz fuar hakkında görüşlerinizi alalım mı? Şöyle, fuarda odak müşteri var. Yani çok aşırı bir yoğunluğumuz yok ama kaliteli odak müşterimiz var. Bizim istediğimiz de buydu zaten. Nokta gelmesi. Nokta. Biz fuarlarda sadece müşteri odaklı katılmıyoruz.
Burada misafirlerimiz geliyor. Çünkü yıl içerisinde görüşemiyorsunuz. Aynen. Zaman olmuyor. Aynen, zaman olmuyor. Misafirlerimiz geliyor, arkadaşlarımız geliyor, dostlarımız geliyor. Evet. Sadece mal satmak ya da ürün satmak niyette düşünmüyoruz yani. Hedef bu değil bence yani. Çünkü İnsan kazanmak ilk hedef sanırım. Yani kesinlikle. Biz burada birbirimizi görüyoruz. Sosyal bir şey oluyor. Tanışma meydana geliyor. Evet. Böyle yani. Evet, de bu başarının arkasında çok ciddi bir ekip var. Biraz da ekipten bahsedelim. Tabii personel ki. Kadrosundan. Tabii, kesinlikle. Şöyle toplamda 300'e yakın personelimiz var şirket olarak. Ne kadar güzel bir istihdam sayısı. Bunu arttırmayı planlıyoruz. Evet. Hem üretim olarak arttırmayı planlıyoruz, hem pazarlama olarak arttırmayı planlıyoruz. Yani zamanla tabii bunlar da, hani birden de olabilecek durumlar değil yani. Aslında şöyle, sektör olarak çok hızlı büyüyoruz. Sektörün bayrağını taşıyoruz diyebilirim. Şundan dolayı, şu andaki Türkiye'deki traverten üretiminin en yüklü miktarda, metrekare olarak üretimi bizde. Yani şu anda bayrağı biz taşıyoruz diyebilirim yani. Bu da sizleri diğer işletmelerden ayıran daha en çok, büyük özelliklerinizden bir tanesi sanırım. Daha çok sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğun bilincinde olduğumuz için ister istemez kendimizi daha çok büyütüp, daha çok kurumsallaştırıp, evet, sistemin içerisinde yani bu sistemi daha kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Evet, çok doğru ifade ettiniz aslında. Sürekli geliştirmeye çalışıyoruz. Teknoloji aynen. gelişiyor bir kesinlikle, kere. Kesinlikle, aynen. Ya bunu şey. Göz ardı etmemiz imkansız. Kesinlikle, aynen. Kesinlikle. Hayal ettiğiniz yerde misiniz? Hayır. Daha hani zaman neler var. Vardı çünkü çok zamanı var. Var daha. Var daha zamanı var. Daha ben şöyle düşünüyorum. Şu anda ben daha yeni başlıyorum. Bugün şu anda yeni başlıyorum. Bu daha işe yeni, yeni başlıyorsunuz. Aynen, bu işe daha yeni başlıyorum. İnşallah daha çok yol kat edeceğimiz hedeflerimiz var. Ya aslında bu hedef hiç bitmeyecek. He, bitmeyecek. Öyle gözüküyor yani. Bir hedefe ulaşıyoruz, yeni bir hedef. Birine ulaşıyoruz, yeni bir. Kesinlikle. Biterse biz de biteriz zaten. Kesinlikle. Şöyle bir durum var. Ürettiğimiz ürün tamamen katma değeri yüksek olan bir ürün. İthal, evet. İthal gerisi hiç olmayan bir ürün. Ülke ekonomisine çok büyük katkısı var. Bu katkıdan dolayı bizim üzerimize düşen görev, biz bu sektörde olduğumuzdan dolayı bu katkıyı yükseltebilmek için elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Koşturacağız, durmayacağız. Durmayacağız. Yani. Biz bu yolda başarılar aynen. dileriz sizlere. Çok sağ olun, son sözlerinizi alalım mı? Buraya gelen misafirlerinize, Manisa'ya, tüm Türkiye'ye aslında neler aktarmak istersiniz? Son sözler sizin. Buyurun. Tabii ki. Şöyle... Herkese çok teşekkür ediyorum. Bilhassa sizleri, katılımcılara, fuara gelen tüm misafirlere. Tekrar yeni fuarlarda görüşmek istiyoruz her zaman. İnşallah kalın sağlıcakla diyorum herkese. Hoşça kalın, selametle. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir röportajdı. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılarınız her zaman daim olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun, hoşça kalın.